Paleolitik dönemde ticaret ve değişim ağları son derece küçüktü. Bunlar birbirine oldukça benzeyen yaşam tarzları olan yüzlerce ya da en fazla binlerce insanı birbirine bağlıyordu. Tarım çağında nüfus artıp yerleşimlerin sayısı arttıkça bu ağlar büyüdüler. İnsanlar farklı alanlarda uzmanlaştıkça bu ağlar daha da çeşitlendiler. Böylece bu farklı türden bilgiler de taşınmış oldu. Tüm bunlar kolektif öğrenme süreçlerini hızlandırdı. İnsanlar daha akıllı olmadılar, sadece artık sayıca daha fazlaydılar. Daha fazla bilgiye sahiptiler ve zaman içinde bilgiyi paylaşmakta daha iyi oldular. İletişim ve ulaşım teknolojileri geliştikten sonra bu süreçler daha da hızlandı. Değişim ağlarının boyutu, çeşitleri ve de verimliliği son derece arttı. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler Bilgi alışverişinde kullanılan ağların gücünü arttırdı. 5000 yıl önce yazının bulunması, bilginin nesiller boyu korunmasını sağlaması açısından özellikle önemlidir. Bu sayede Hammurabi'nin 4000 yıl önce Babil'de koyduğu kanunları biliyoruz. Çünkü hepsi taş bloklara kazınmıştı. Daha yakın tarihli bir gelişme olarak kağıt ve baskının bulunması, bilginin saklanması ve yayılmasında devrim yarattı. Hatta şu anda hareket edebilen metal baskı aletleri kullanılarak ilk kitabın basıldığı yer olan Güney Kore'deki Chongju'dayım. Bu kitap 1377'de basılmıştı ve bu da Gutenberg'in Avrupa'da matbaasını kurmadan 78 yıl öncesine denk geliyor. Ulaşım alanında gelişen teknolojiler de oldukça fark yarattı. At, öküz ve develerin insanların ve eşyaların bir yerden bir yere götürülmesinde kullanılmaya başlaması hem ulaşım hem de savaşlarda devrim yarattı. Bu sayede kırsal göçebeler Avrasya'nın steplerine yerleştiler ve Doğu Asya'dan Akdeniz'e kadar giden ve çok sayıda insan, fikir ve ürünlerin geçtiği geniş, hareketli bir bölge yarattılar. Bu esnada Güneydoğu Asya'da yeni tekne yapım tekniklerinin ve yeni deniz seferleri teknolojilerinin bulunmasıyla insanlar Pasifik Okyanusu'na doğru göç etmeye başladılar ve 1500 yıl kadar önce Pasifik'teki adaların çoğuna yerleştiler. Son olarak Pers ve Çin imparatorlukları yol ve posta sistemleri geliştirdiler ve bunlar modern zamanlara dek bilgi aktarımının en elverişli yolu olarak kaldı. Afrika ve Asya'da uzun mesafe ticaret sistemleri geliştirildi. Yaptıkları şey bölgesel ve yerel değişim ağlarının bağlantısını sağlamaktı. Bunların ilki Çin'den deniz yoluyla Hindistan'a dolaşarak Afrika'ya ve Akdeniz'e ve oradan aynı şekilde geri dönerek ürün, insan ve bilgi taşıdı. İkincisi ise İpek Yolu olarak biliniyor. O da karayoluyla Çin, Orta Asya, Hindistan ve Akdeniz'i birleştirerek ürün, insan ve bilgi taşıdı. Bu ağların sayesinde 2000 yıl önce Çin'den Orta Asya üzerinden Roma ve Mısır'a ipek götürülebiliyordu. Aynı zamanda bu sayede İngiltere'den Vietnam'a her yerde Roma sikkeleri bulunabiliyordu. Bin yıl kadar önce zengin Persli müşteriler Çin'den özel yapım porselenler ısmarlayarak bunların Hindistan üzerinden Pers ülkesine ulaşımını sağlayabiliyorlardı. 1400'lerde bir Çin imparatorluk filosu Afrika'ya giderek bir zürafa alıp Pekin'e getirdi ve imparatora hediye olarak sundu. Aynı yüzyılda, Müslüman gezgin İbn Battuta Fas'tan Orta Asya'ya, Hindistan'a ve belki Çin'e seyahat etti ve gittiği her yerde başka Müslümanlarla karşılaştı. İbn Battuta'nın tecrübeleri bu değişim ağlarının sayesinde Dinlerin de bir yerden bir yere gittiğini bize gösteriyor. Örneğin Budizm Hindistan'dan Orta Asya ve Çin, Kore ve Japonya'ya ulaştı. İslamiyet ise Arabistan'dan Pers ülkesine, Orta Asya'ya, Hindistan'a ve Güneydoğu Asya'ya ulaştı. Teknolojiler de bu rotalar etrafında seyahat ediyor. Örneğin Doğu Asya'daki baskı teknolojileri, barut yapımı ya da kağıt yapımı gibi teknolojiler Orta Asya üzerinden Akdeniz ve Avrupa'ya ulaşıyor. Bu yollar üzerinden aynı zamanda hastalıklar da yayılıyor, korkunç hastalıklar. 1800 yıl önce Roma'da çiçek hastalığı salgını olduğunu biliyoruz ve bu hemen hemen kesinlikle İpek Yolu üzerinden gelmişti. Ancak bunların en kötüsü elbette 1400'lerdeki kara vebaydı. Bu da Çin'den Orta Asya'ya, oradan da Akdeniz ve Avrupa'ya gelerek ulaştığı her yerde Avrasya'nın büyük merkezlerinde nüfusun büyük kısmını yok etti. Ancak zaman içinde hastalıkların bölgeler arası geçiş yapması insanların bağışıklık sistemlerini de güçlendirdi. Tıpkı fikir alışverişlerinin Avrasya'nın merkez bölgelerindeki teknolojileri güçlendirdiği gibi. Ancak tarım çağı boyunca bu ağların boyutu, kapsamı ve gücü üzerinde belirli bir sınır vardı. Çünkü dünya aslında dört ana bölgeye ayrılmıştı ve bunlar arasında neredeyse hiç bağlantı yoktu. Sanki dünya tarihi dört ayrı gezegende ayrı ayrı oluşuyordu. Bunların arasında en büyük ve en eski bölge Afro-Avrasya bölgesiydi. Bu bölge Doğu Sibirya'dan Güney Afrika'ya dek uzanıyordu. Bu bölge içinde 4000 yıl öncesinden başlayarak hayvanların evcilleştirilmesi, metalin kullanılması gibi teknolojiler geniş alanlara yayılmıştı. Bu teknolojilerin en büyük etkisi merkezi yerlerde oldu. Buralarda nüfus oldukça genişti ve son derece çeşitli bağlantılar mevcuttu. Afro-Avrasya bölgesindeki temel merkezi bölgeler Akdeniz ve Avrupa, Mezopotamya ve İslam dünyası, Kuzey Hindistan ve Doğu Asya'ydı. Dünya bölgeleri arasındaki ikinci büyük bölge Amerika bölgesiydi. Burada 15 bin yıl öncesinden itibaren yerleşim vardı ve bölge içinde tarım ve tarım medeniyetleriyle oluşan iki ana merkez, Mezo Amerika ve Ants bölgesi oluşmuştu. Ancak bunlar Afro-Avrasya ile karşılaştırıldığında çok daha az nüfusa ve çok daha güçsüz ağlara sahipti. Bu nedenle bu bölgelerde daha az fikir, insan ve teknoloji alışverişi oldu. Üçüncü en büyük bölge Avustralasya bölgesiydi. Burada Yakın bir zamana kadar Papua Yeni Gine'nin dağlık arazilerindeki çiftçilik yapan topluluklar hariç çoğunluk avcı-toplayıcı olarak yaşıyordu. Bu Afro-Avrasya ile karşılaştırıldığında nüfusun çok az olduğu anlamına geliyor. Yani değişim ağları sınırlı miktarda bilgi taşıyorlardı. Ancak bazı yerlerde yeni buluşlar arttı, nüfus artmaya başladı ve muhtemelen bu bölgedeki bazı insanlar 10.000 yıl önce Natuf kültürünü yaşayan insanların yaptığı gibi bir tür tarım yapmaya başlamışlardı. Sonuncu bölge Pasifik bölgesiydi. Yaklaşık 3500 yıl e, öncesinden itibaren Güneydoğu Asya'dan gelen denizler bu bölgeye yerleşmeye başladılar ve en azından coğrafi açıdan dünyadaki bölgelerin en büyüğünü ve en büyük değişim anı oluşturdular. Tonga ve Hawaii gibi bazı adalar son derece büyüktü ve geniş toplumları ve kabileleri vardı. Ancak genelde adalar arasındaki mesafe çok fazla, nüfus ise çok azdı ve bu nedenle bilgi, ürün ve teknoloji alış verişi özellikle Afro-Avrasya bölgesiyle karşılaştırıldığında çok çok sınırlıydı. Değişim ağlarının en verimli şekilde işlediği yerler, nüfusun en yoğun, en çeşitli ve en bağlantılı olduğu yerlerdi ve bütün bunlar Afro-Avrasya bölgesinin büyük merkezlerinde mevcuttu. Ama burada bile Tarım çağı boyunca yenilik ve gelişmede ciddi sınırlar vardı diyebiliriz. Bu sınırların en önemlisi tarım toplumlarında karakteristik bir özellik olarak görülen nüfusun artışı ve azalışıydı. Bunun nasıl olduğunu şu şekilde açıklayayım. Mesela yeni bir buluş var diyelim. Örneğin sulama. Bu buluş nüfusun Birkaç yüzyıl boyunca artmasını yeah. sağlıyor. Ama sonra 19. yüzyılın büyük ekonomisti Robert Malthus'un dediği gibi bir noktada nüfus çok hızlı yükseliyor. Nüfus yeni buluşlardan daha fazla artınca birdenbire beslemek için çok fazla insan oluyor. Sonunda açlık başlıyor ve kıtlık daha sık meydana geliyor. Hastalıklar yayılmaya başlıyor. Devletler giderek azalan kaynaklar için mücadele ediyorlar ve sonunda 1400'lerdeki kara veba gibi korkunç felaketlerle karşı karşıya kalıyorlar. Eğer tarım topluluklarındaki nüfus artışı grafiklerine bakarsanız, Malthus döngüsü dediğimiz bu karakteristik nüfus artışı ve düşüşü modelini görebilirsiniz. Hatta tekrar tekrar meydana geldiğini görebilirsiniz. Sonra aniden son yüzyıllarda bu model yok olmaya başlıyor. Bunun sebebi, yeni buluş oranının birden çok fazla artarak nüfus artışı oranlarından daha yüksek hale gelmesi. Şimdi soru şu: Bu neden oldu? Son yüzyıl yıllarda kolektif öğrenme neden bu kadar güçlü hale geldi?